Hepiniz tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Verdiğiniz destekler için sizlere çok minnettarım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak arkadaşlarınızı da davet etmeyi unutmayın. Her zaman sormak istediğiniz soruları bize Facebook, Instagram, Twitter, sosyal medya platformlarından ulaştırabilirsiniz. Görsel, video şeklinde sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince de sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi bugünkü konumuz Anadolu'nun birçok bölgesindeki arkadaşlarımızın bize gönderdiği resimlerden yola çıkarak ele almak istediğimiz konulardan. Bu kaya mezar tespitini nasıl yaparız? Kaya mezarlarını giriş kısımlarını nasıl buluruz? Hangi bölgelerde kaya mezar aramalıyız? Bu tarz soruların genel anlamda bir cevabını vermek anlamında bunu bir hazırlayalım istedim. Çünkü hani işareti buluyorsunuz. Mezar olduğunu söylüyoruz. Nokta olarak nereden gireceğiz? Bu noktayı bulmaya yönelik genelde sıkıntı yaşanan nokta burası. Bununla ilgili size fikir sahibi olacak birkaç püf nokta, önemli noktalar sizinle paylaşacağım. İnşallah bu noktalar da sizler için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi kaya mezarları dediğimiz husus iki kısımda inceleniyor. Bir zemin üstü kaya mezarları. Bir de zemin altı dediğimiz kaya mezarları vardır. Zemin altı oda mezar olarak da geçer. Zemin altı mezarlar yani iki şekilde vardır. Genel itibariyle çıkarılan ve açılan mezarlara baktığımız zaman zemin altına oyulmuş mezarların bir kısmının diğer mezarlara nispeten daha zengin içeriklere sahip olduğunu görmekteyiz. Yani şu şekilde bir yorumlama olabiliyor. Zemin altına yapılan mezarlar, zemin altı mezarları zenginler için tasarlanmış mezar odaları olabilir şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Şimdi kaya mezarları için birçok işaretimiz var. Bu işaretler işte karedir, bir dörtgendir, mezar stilidir. Bu oymaların yuvarlak oymaların bir kısmıdır. Bunların hepsi kategorize ettiğimiz zaman değerlendirme açısından kaya mezarı verdiğini görmüşüzdür çoğunlukla. İşte bu noktada işte hangi işaretin kaya mezarı olup olmadığı hususlarla ilgili daha önce bilgi verdik ama burada yine yer yer bilgi vereceğim. Bizim öncelikli konumuz biz kaya mezarını nasıl tespit ederiz? Kaya mezarıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar önce bir şeyini anlatayım sonra görseller üzerinden size anlatacağım zaten. Birinci önceliğiniz kaya mezarının işaretini buldunuz. Bir noktada kaya mezarının işaretini buldunuz. Ya da şu şekilde yapalım. Hatta size görsellerden birkaç görsel açayım. Oradan yola çıkarak devam edelim ki daha net olsun bazı şeyler. Şurada açılmış bir görselimiz var. Evet, şu görselden geleceğim. Mezarlık alana gittiniz ya da mezar olduğuna şüphelendiğiniz yere gittiniz. Bu noktada çalışma yapacaksınız. Mezarın girişini arayacaksınız. Doğru mu? Bakın, ilk yapmanız gereken şeyi söylüyorum size. Burada görüyorsunuz mezar steli şuraya yapılmış. Genelde Likya usulü dediğimiz mezar steller arasında, mezar nişleri arasında yer alan bir şey bu, işaretimiz. Mezar işareti yapılmış. Mezar işaretini buldunuz. Şu gördüğünüz alan var ya açık alan. Burası şu gördüğünüz kaya yapısıyla birebir aynı. Bu şekilde kapatılmış. Böyle durmakta. İlk yapacağınız şey şurada işareti gördüğünüz noktadaki ve etrafındaki noktadaki renkle civardaki renkleri bir karşılaştırmak olsun. Yani şu alanda gördüğünüz siyahlaşmayla işte kapının olduğu kısımdaki renk farklılığını gördünüz mü? Şimdi bu renk farklılığına sadece bu renk farklılığına göre bile bir işlem yapabilirsiniz. Bu işleme yardımcı etmen gerekiyor sizin için. Bu yardımcı etmeni nasıl bulacaksınız? Şimdi işareti gördük. İşareti gördükten sonra şöyle hemen duvar yüzeyine bir baktık. Doğru mu? Duvar yüzeyinden sonra işaretin kendisine bakalım. İşaretin kendisinin burada gördüğünüz gibi bakın şu şekilde hafif bir hilal şeklinde sola doğru büküldüğünü gördük. Doğru mu? İşte bize bu demektir ki mezarımız sol tarafta kalmaktadır. Biz mezarın girişini sol tarafta arayacağız. Ve bir de şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman mezar işaretleri mezardan çok çok uzakta aranmaz. Atıyorum böyle 500 metre, 1 kilometre uzakta mezarı oradadır diye size söyleyen, burada net olarak bu bölgededir diye söyleyen arkadaşlar yanılgıya düşmüş olabilirler. Genelde mezarların işte hediye yeri, sunu yeri,
ya da dua yeri olarak geçen bu yerler mezarın hemen yakınlarında olur. Çok yakın civarında aramanız gerekir. Şimdi baktınız, işaret sola doğru yön vermiş. Doğru mu? Sola doğru yön verdi ve kaya rengine baktınız. Burası farklı. Burası farklı. Şurası farklı. Şimdi sola doğru yön verdiğini gördünüz işaretin. İşaret sola doğru yön veriyorsa şu iş kesim bitti mi? Bu kesimde işimiz yok. Sola doğru yön vermiş. Bu kesime bakacağız. Bu kesimde şurayla şurası farklılık göstermiş. Ne dedik? Mezar işareti, mezarın sonu olan kısmı muhakkak surette en yakın kısımdır. Yani renk açıklığına en yakın kısımdır. O yüzden şu alanda biz otomatikmen def ettik. Geriye sadece şu alanımız kaldı. Hiçbir makineye, hiçbir cihaza ihtiyaç duymaksızın yapabileceğimiz çalışmanın en basit örneği budur. Mezar girişi bulmak anlamında. Kaya yüzeyinde. Aynı zamanda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz yere denk geldiğiniz zaman, şimdi mezar girişinin yapıldığı nokta var ya, şu noktadan bahsediyorum. Şurasını şöyle bir kare içerisine alalım. Bu nokta elinizle yüzeyi yokladığınız zaman, kaya yüzeyini yokladığınız zaman, bunların hepsi %100 içermez, onu söyleyeyim. Hani bölgesine, yerine, işte yaşayan insanına göre değişebilir. Ama bunlar sonuçta püf noktası, değerlendirmekte fayda var. Şu kayanın yüzeyiyle buradaki yüzeyin pürüzlüğü bir değildir arkadaşlar. Giriş kısmında muhakkak surette çevresinde de işleme yapılıyordu. Neden bu işleme yapılıyor diye soracak olursanız, kayanın kapak kısmında şu bölgede herhangi bir çatlak veyahut da ilerleyen zamanlarda açılma durumunun olup olmayacağının değerlendirilmesi yönünde genel itibariyle bu kapak kısmının etrafında çalışma yapılıyordu. Yani keski çivi izlerini burada görebilirsiniz. Çekiç izlerini burada görebilirsiniz. Bu araştırma yapmak için size faydalı noktadır. O yüzden de bu kesimde yapacağınız el yüzeyiyle dokunduğunuz zaman ki hissedeceğiniz hisle bu açılmış mezar kapağının sol tarafı veya sağ tarafı bu noktalarda yapacağınız his size bıraktığı his elle yokladığınız zaman birbirinden farklılık arz edecektir. Bu noktada çalışma yapıldığını eliniz size söyleyecektir. Bu his size söyleyecektir. Diyecektir ki burada çalışma yapılmış. Velhasılı kelam. Şimdi bunlara baktınız. Bunlardan bir şey anlamadınız diyelim. O zaman ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, kaya mezarı dediğimiz husus ister zemin altı olsun, ister zemin üstü olsun. Özellikle zemin üstü dediğimiz birebir de şu görselde gördüğünüz gibi kayanın içerisi oyularak tekli oda, çoklu oda, sıralı oda bu tarzda bu tipleri gördüğümüz tipler için söylüyorum. Bu tiplerde yapılan mezarlar için muhakkak surette sizin dikkat edeceğiniz en büyük unsur şu mezarın ön kısmında gördüğünüz şu taşlar var ya işte bu taşlar. Arayacağınız şey bu. Eğer ki bir adam burayı mezar için kayaya oymuşsa bu kayaya oyduktan sonra buradan bir harfiyat çıkacak. Bu harfiyat dışarı atılacak. Bu harfiyat içeride durmuyor zaten arkadaşlar. Bu harfiyatı dışarı atmak zorunda da. Ve bu harfiyat böyle alıp da taşıyıp başka bir köye götüreyim, başka bir yere götüreyim bir özelliği yok. Çoğunlukla bakın, çoğunlukla mezarın hemen giriş kapısının yan taraflarında, yan kısımlarında, ön kısımlarında bu alanda dağıtılmış vaziyettedir. Veyahut da zamanla toprak altında kalmış da olabilir. Yani toprak, zemin toprak kaymalarına müsaittir. Veyahut işte erozyonlara müsaittir. Bu anlamda bir kısmı toprak altında kalmıştır. Ama genel itibariyle sizin gözünüze çarpacak niteliktedir. Burada dikkat etmeniz gereken en büyük husus şudur arkadaşlar. Şimdi şu kayanın etraflıca baktığınız zaman iç rengi, şurada iç rengini görüyorsunuz. Dış rengi zaten bu şekilde. Etrafta arayacağınız kaya parçalarının özellikleri de aynı şekilde olacak. Şurada gördüğünüz kaya parçalarını görüyorsunuz değil mi? Şurada öbekleri devam ediyor aynı şekilde. Aşağı doğru da öbekleri devam ediyor. Bu resmin alt kısımlarına doğru da aynı şekilde öbek öbek taşlar devam ediyor. Adam burayı oymuş. Oyduktan sonra harfiyatını dışarı atmış. Ve dışarı kesimde bu yığılı olarak zaten duruyor. Diyelim ki mezar nişi yok. Yani şurada mezar nişi yok. Ama siz burada kaya mezarı olma durumundan şüpheleniyorsunuz. Veyahut da etrafta açılmış kaya mezarları var. Bir takım açılmamış mezarlar olabileceğini düşünüyorsunuz. İşte bu tarz gözünüze çarpacak nokta. En önemli unsurdur, en önemli husustur. Muhakkak surette değerlendirilmede fayda vardır.
Bu şekilde bakacaksınız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gittiğiniz bir alanda kaya mezarı olarak şüphelendiğiniz noktalarda bakacağınız en önemli hususlar arasında yer alır. Yani birebir de %90 itibariyle kaya mezarını işaret edecek en net işaret budur. Çünkü sana oymayı gösterir. İçeride bir çalışma yapılmış, içerideki çalışmanın harfiyatı olduğunu gösterir. Bunun için sadece ön kısmına değil, mezarın biraz daha ilerisine, mezarın bulunduğu alanın ön kısımlarına daha net bakmakta fayda var. Sadece dikkat edeceğiniz husus bu parçaların sizin kaya mezarı olarak şüphelendiğiniz kayalıktaki kayayla benzer özellikler taşıyıp taşımadığını değerlendirmek. Bu kadar. Yani çok zor bir şey yok. Gayet basit bir çözümü var. Aslında baktığınız zaman hepinizin yapabileceği, herkesin yapabileceği unsurlardan bir tanesidir. Bir de size şu hususu söyleyeceğim. Hani yeri gelmiş görseller üzerinden ve sayılardan da devam ederiz. Arkadaşlar bir noktada kaya mezarı arayacağınız noktalar için söyleyeyim. Muhakkak surette arayacağınız özelliklerden bir tanesi az önce söylediğim gibi tıraşlama yöntemi. Kaya yüzeyinin tıraşlanmış olması. Şurada gördüğünüz alandaki iki tane kaya mezarı görüyorsunuz, doğru mu? İki kaya mezarı tıraşlanmış vaziyette. Burada bir işaret var. İşaretini görüyorsunuz, kanal oymaları. Kanal mezarın üstüne direkt yön vermiş. Giriş kapısına doğru akıyor. Bu tarz yerlerde genel itibariyle yapılan en büyük yanılgı. Adam geliyor bakıyor kanalı görüyor alt kısımda şurayı açıyor. Açtıktan sonra tamam bakıyor sonra çekip gidiyor. Aslına bakarsanız bu ikinci mezarın sunak alanı olarak değerlendirilebilecek nokta şurasıdır. Bu noktada size ikinci bir mezarın varlığını, ikinci bir mezarın arayacağınız noktayı gösteriyor. Bu tarz yerlere denk geldiğiniz zaman özellikle kanal oymalı, kanal oymaları veyahut da üst kısmı bu şekilde düzlenmiş, işçilik yapılmış. Tekrar ediyorum bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu kaya yüzeyinde bir işçilik var. Bu tarz kaya yüzeyi işçilik yapılmışsa ve işçilik yapıldıktan sonra işaretlenmişse burada birden fazla mezar, kaya mezarına rastlayabilirsiniz. Bu tarz yerlerde önemli olan şey üst kısımdaki mezar değerlidir, daha değerlidir yani değersiz diye bir şey yok. Üst kısımdaki mezar daha değerlidir. Bu tarz yerlere denk geldiğiniz zaman arayacağınız husus işaretin etrafında dediğim gibi mezar işareti olarak algılayacağınız işaretin uzaklarında sakın aramayın. Boşa düşersiniz, yanılgıya düşersiniz. Bu civarda tıraşlanmış kaya yüzeyi arayacaksınız. Tıraşlanmış kaya yüzeyinde giriş bulacaksınız. Peki tıraşlanmış kaya yüzeyinde girişi nasıl bulacağız? Arkadaşlar şu resimde size dikkatinizi çekecek bir husus var mı? Onu sorayım. Yani şu şekilde baktınız. Bu işte birazcık tecrübeniz varsa tak diye bana söylemeniz lazım. Diğer videolarımda da, diğer sosyal paylaşım alanlarında da sizlere bahsettiğim bir husus vardı. Adamlar yağmura, çamura, şuna buna karşı mezarın içerisine su girmesini istemiyorlardı. Bu tarz bir özellik vardı. Hani bu zemin altında da geçerli, zemin üstünde de geçerli. Zemin altında işte nem ve suyun girmemesi için kömür kullanılıyordu. Kömür artığı, bir katman olarak devam eden bir kömür çizgisi düşünün. Bu mezara işte suyun, nemin girmesini engellemek amaçlı yapılmış bir sistemdi. Peki kaya üstü dediğimiz, zemin üstü dediğimiz kaya mezarlarında ne yapıyorlardı? İşte buralarda da şu gördüğünüz katmanı görüyor musunuz? Şurada bir kabartma gibi yapılmış. Şu yüzey tıraşlanmış. Tıraşlanmış. Ancak şu alana dokunulmamış. Şu alanı. Gördüğünüz bu alana. Bu alan kapının tam üst kısmına denk geliyor. Fark ettiniz mi? İşte burada yağmur yağacak durumlarda veyahut da işte sel geldi, şu geldi, bu geldi. Bu tarz durumlara karşı suyun etraftan akarak mezara girmesini engellemek amacıyla kabartılmış noktalardır. Direkt size kapıyı verecek noktalardır. Bu tarz yerlerde kaya mezarı olarak şüphelendiğiniz veyahut da kaya mezarı işareti bulduğunuz noktaların yakınlarında bu tarz kabartma oluklar, kabartma oluk diyoruz biz buna. Kabartma oluk gibi kullanılmış, üzerine su geldiği zaman suyu yanlara verecek şekilde tasarlanmış veyahut da birebir de oyma olarak yani şu düz zeminde düz zeminin içerisine oymuş. Yani şu şekilde söyleyeyim. Şurası düz zemin ya arkadaşlar. Bunun içerisine oluk gibi oymuş. Şu şekilde kubbe şeklinde genel itibariyle bir yön verilmişse işte mezarın giriş kısmı alt kısmıdır hemen. Hemen alt kısmıdır. Giriş kapağı alt kısmında arayacaksınız. Girişiniz burasıdır. Bu şekilde de değerlendirmeniz sizin için faydalı olacaktır. Size en büyük yardımcı olacak işaretlemelerden bir tanesidir. Bir de arkadaşlar mezar
rölyefleri dediğimiz insan heykellerinin yer aldığı alanlara gelelim. Şimdi insan heykellerinin alanlarına geldiğimiz zaman insan heykellerinde birçok yanılgımız var aslında. Şimdi her işaretin çözümü ayrıdır. Anlattığı şey aynı olabilir. Şimdi, mezar sitelerinin veyahut da insan figürlerinin genel itibarıyla bir mezarı temsilen yapıldığını biliyoruz. %90 itibariyle insan figürleri birebir de bir mezarı temsilen yapılmıştır. Ama %10'u anıttır. %10'u şehir girişlerindeki bir karşılamadır. Veyahut da şehir içerisinde bir sarayın duvarında yapılmış oymadır. Hani definecilikle alakası olmayan bir %10'luk kısım var. Yani bu biraz daha fazla olabilirdi. Ben genel itibariyle hani şey kısımlarından bahsediyorum. Şehir içi değil de şehir dışındaki alanlar için konuştuğum için %90 diyorum. Bu tarz yerlerde bizim için öncelik nedir? İşte eliyle işaret ettiği noktadır. İşte elinde bir asa tutuyorsa asanın işaret ettiği noktadır. Gözlerinin baktığı noktadır. Bunları biz dikkate alıyoruz. Doğru mu? Ama aynı zamanda burada değerlendirmeye alacağımız en büyük hususlardan bir tanesi. Özellikle ikili insan figürlerine rastladığımız zaman, burada gördüğünüz gibi ikili insan figürlerine rastladığımız zaman, figürler birbirini takiben varsa, aynı özellikten bahsediyorum. Anadolu coğrafyasında birçok yerde rastlayabilirsiniz. Bunu da yine pas geçmeyelim. Bu şekilde rastladığınız noktalarda kaya yüzeyini incelemeniz gerekiyor. Eğer şu kaya yüzeyi buradaki iki resim için de ayrı ayrı olsaydı, iki insan figürü için de ayrı ayrı yapılmış olsaydı, burada girişi farklı yerde arayacaktık. Ne diyecektik o zaman? Baktıkları, yürüdükleri istikamet olabilir. Bir, iki seçenekle değerlendireceğiz. Bir, mezara doğru gidişini anlatıyor. Veyahut da mezardan çıkıp kutsal ruha doğru gidişini anlatıyor. Şekilde değerlendirip ya arkada ya önde arayacaktık. İki şekilde arayacaktı. Buradaki öyle bir durumda yardımcı işaret verecekti bize. Yardımcı işaretimiz olacaktı mezarla ilgili olarak. Lakin yardımcı işaret olmaksızın bu tarz işaretlemelerde ve birbirinden ayrılmaksızın büyük bir alanı kapsayacak şekilde tasarım içeriyorsa genel itibariyle ortadan bir girişi olacaktır. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus şu gördüğünüz insan rölyefleri var ya. Eğer ki bu rölyefler dua eder tarzdaysa veyahut da bir asker gibi bekleyecek tarzdaysa bunlar mezarın direkt kapısının koruyucuları olarak resmedilmiştir. O yüzden mezar bunların bulunduğu alanın orta kesimindedir. Yani oradan bir giriş arayacaksınız. Aynı zamanda şimdi bu tarz yerler kıymete haiz mezarlardır. Yani soylu kişiler veyahut da kral mezarları olarak da tabir edebileceğimiz mezarlar kategorisini alabileceğimiz türden mezarlardır. Yani şu şekilde söyleyeyim. Hani kral değilse bir altını düşünün. Veziri düşünün. Vezire ait bir mezar olabilir burası. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Hani kıymetli mezarlar konumuna koyabiliriz bunu. Zengin mezarı konumuna koyabiliriz. Burada şöyle bir husus var. Resme, görsele dikkat etmenizi istiyorum. İkinci görsel için konuşuyorum. Bu tarz alanlarda arkadaşlar denk geldiğiniz bu tarz girişlerde adama ait ekstradan eşyaların konulduğu veyahut da yine öbür dünyada kullansın diye yanına değil de depo olarak ekstradan farklı bir alana konulan eşyalar olabiliyordu. Bu eşyalar belki mezar soyguna uğrar. İlerleyen dönemde işte birileri girer, birileri açar. O kendi dönemleri için bahsediyoruz. Hani dönem soygunu diyoruz ya. Mesela 600 yılında yapıldı bu mezar. 650 yılında soyguna uğrayabilir. O dönem için bahsediyorum. En nihayetinde asker yoğunluğu fazla değil, savaşı var, şeyi var. Bir ton olgusu var. Bundan dolayı da bu adamın kendi kişisel hediyeleri, kendi kişisel malı, mülkü ayrıca bir oda, yani zemin altı diye bahsettiğimiz odalar var ya ya da kiler olarak kullandığınız oda sistemini düşünün. O tarz bir odaya konulabiliyordu. İşte ikinci fotoğrafta dikkat etmeniz gereken husus şu. Burada yine arayacağınız şey oluk sistemi. Mezarın üzerine su gelmeyecek şey. Şu alandaki oymayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki oluk sistemi. Şöyle bir oluk sistemi var. Hatta şurada kırmızı ile çizeyim ki daha net olsun sizler için. Bu tarz yerlere denk geldiğiniz zaman açılmış olması sizin için önemli değil. Açılmış mezarlarda da birçok olguyla karşılaşabilirsiniz. Şu gördüğünüz alandaki oyma var ya, işte bu oyma sizin için şuranın kontrol edilmesinde fayda olan yerdir. Burası açılmış olabilir. Ancak bu az önce anlattığım hususlardan herhangi bir tanesini olabileceği ihtimaline karşı, hani çok bir ihtimal değildir, %100 ihtimal değildir.
Sadece bunu değerlendirmek açısından, keşifte değerlendirmek açısından sizlere faydası olması için söylüyorum. Bu şekilde değerlendirmeyi almanızda büyük fayda var, büyük yarar var arkadaşlar. Şimdi zemin altı kısmına yine geçmeden, görsellere geçmeden birkaç anekdot şeklinde anlatalım. Ondan sonra detaylı kısımlara geçeriz. Oyma değil de şu bizim kara oymadan biz bir başlayalım. Öncelikle kara oymadan başlayalım. Arkadaşlar kara oymaya denk geldiniz. Kara oymanın çoğunlukla işte mezarı teslimen yapıldığı zaman, temsilen yapıldığı zaman bunun kaya mezarı olduğunu söyleyebiliriz dedik. İşte yardımcı işaretine göre kayanın kendisinde yani zemin üstü veyahut da kayanın altında zemin altı, kaya altı veyahut da toprak zemininden giriş kaya mezarları olabileceğini söylemiştik. Bu tarz yerlerde kara oyma tek başına ise ve yan yüzeyde ise genel itibariyle erkek mezarı temsilen yapılmıştır. Bu yan yüzeyde denk geldiğiniz kara oymaların kayanın arka kısmına doğru yaklaşık 7-8 metre 7-8 metrelik bir mesafededir. Mezarın girişi bir kademe iniş, bir kademe de geçecek şekilde tasarlanmıştır. Kare oymanın istikametin olacak şekildedir. Veya yani mezara girdiğiniz zaman kara oymayla karşı karşıya gelebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Yani kara oymayla karşı karşıya birbirinize bakmanız gerekecek noktalardır. Kara oymalarda dikkat edilen hususlardan bir tanesi işte içinin derinliğinin kesinlikle dört parmaktan daha az bir derinlikte olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bu hani mezarla olan alakası olan kısımlar var ya bu tarz yerler. Bir de kaya yüzeyinde yapılmış çok derin oymalara denk geliyorsunuz. İşte 15-20 santim derinlikte bir oyma tam kare şeklinde yapılmış. Şimdi bu tarz yerlerin iki farklı çözümü var. Birincisi burası doğal yaşam olarak veya da adamın kendi kişisel eşyalarını koyabileceği şekilde bir tasarıma içermiş olabilir. O yüzden etrafını incelemekte fayda var. İkincisi de çoklu mezar diye bahsettiğimiz mezarların tamamı için yapılmış bir sistemdir. Bunun da yapma amacı şudur arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir kara oymanız var. Bu kara oyması normalden daha derinde, daha derin bir açıya sahip. Ve etrafında yaşam alanı gibi bir yer yok. Bu şekilde içe doğru gidiyor. İşte bunun toplu mezar olarak temsilen yapılmasını şuradan anlıyoruz. Sonuçta buraya diyelim ki Hristiyanlık inancında ölenin ardından işte mum yakma adeti var diyelim. Mum yakma adeti kullanıldığında birden çok kişi olduğu için bu da geniş bir alan yapılarak burada kutsamaları yapılıyordu. Her biri için ayrı mumlar yakılarak. Bu sadece bir örnek olarak düşünün. Bu yan yana veyahut da şey dediğimiz ranza sistemi dediğimiz ölü gömme gelenekleriyle alakalı bir durum. Birden fazla mezarı temsilen yapılmış olabilir. Ancak burada muhakkak surette derin kare oymanın etraflıca araştırılması gerekiyor. Bunun mezarın işi olup olmadığını tespit etmek gerekiyor. Peki bunların girişi nerededir diyecek olursanız bu tarz büyük oymalarda %80, %85 itibariyle kesinlikle bir yön verir. Bu yön kendisinin içerisinde sağ ya da sol köşesinde alt zemin kısmı için bahsediyorum. Sağ ya da sol köşesinde bir eğim vererek veyahut da bir kırık bir tarz gibi yani orası kırılmış gibi gözünüze görükecek tarza yön verir. O yön istikametinde çok uzak bir alanda değil. İşte en fazla 3-5 kuralımız var ya. 3-5 kuralına göre yani o da çok çok istisnai durumlar var. Onun dışında 5 metreye hayatta gitmeyin. 5 metrelik mesafe gitmeyin. O kadar diyorum yakın kısımları arayacaksınız. O şekilde bir bakmanızda fayda var. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Eğer ki şeyi anlattık ya derin oymayı. Peki 4 santimden daha kısa şekilde yapılmış duvarın direkt dik yüzeye veyahut da yan yüzeye olabilir. Fark etmez. Karedir, dikdörtgendir. Bunlar için söyleyeyim. Genel itibariyle 4 santim altındaki işte 2 santimdir. 2 santim, 2,5 santim, 3 santim genelde bu arada değişen oymalara denk geldiğiniz zaman bu oymalar çekmece usulü dediğimiz oymalar olarak geçebiliyor. Bu tarz yerlerin birebir de hani mezarı temsilen değil de şu şekilde ayrımını yapacaksınız. Kendisi kasa olabilir. Çekmece kasa diye bahsettiğimiz. Yani alt kısmına bir hediyesi saklanmıştır. Onu açtığınız zaman gerçek mezar sunusu ortaya çıkacaktır. Bu şekilde bakmanızda fayda var. Bu genelde tekil mezarlardır. Hani tek şahsın mezarına istinaden yapılmış olabiliyor.
Burada nedir? İşte dini bir kişiliği varsa bu adamın, o adamın kutsamak için yazıtlar da çıkabilir. Veyahut da bakır levha da çıkabilir. Bakır levha üzerine kutsamaya ait bir dua, örnek vereyim, bir dua olabilir. Bu duayı yazmışlardır, buraya koymuşlardır. Sunu alanı sürekli olarak yani kutsandığını bizlere anlatacak bir durumdur. Kutsandığına inanış, o inanış sistemiyle yapılmış bir durum olabilir. Bu tarz 2,5-3 santim maksimum, o seviyelerde söyleyeyim. Bu tarz zemine dik, yüzeye paralel oymalara denk geldiğiniz zaman bu kare olabilir, işte dikdörtgen olabilir. Bu tarz oymalarda muhakkak surette burayı kontrol etmekte fayda var. Zaten çok ince bir şey vardır. Yani çekmece olduğu için üst kısmının ince bir katmanı vardır. Boşluk sesi rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Boşluk sesini aldığınız zaman kontrol etmekte fayda var demektir sizler için. Onu da söyleyeyim. Şimdi zemine dik için böyle hızlıca bir geçiş yapmış olalım. Aynı zamanda zemine paralel diye bahsettiğimiz oymalar var. Oymalardan bir tane koymamışız sıraya ki şey olsaydı keşke. Şimdi şunu da söyleyeyim, hani o derin oymayı ben az önce anlattım ya, toplu mezar olabileceğini diye. Eğer ki yere paralel şekilde yapılmışsa da etrafta yaşam alanı belirtisi yoksa, yani burayı bir ezme yerinin deposu olarak kullanmamışlarsa, yani üstünde zeytin ezmiş, oraya biriktirmiş. Yani gerisini açmadan tek başına kareyi görüp "aa burası ne olabilir" demeye gerek yok. Etrafını bir açacaksınız arkadaşlar, ona göre değerlendireceksiniz. Mezar nişi olarak yapılmışsa muhakkak surette çevrede toplu mezar olduğunu, zemin altında toplu mezar olduğunu bize anlatan bir sistemi olabiliyor. Bu derin oymalarda da tabi birebir de incelemek lazım. Birebir de inceleyip bakmak lazım. Öyle hani görmeden yorumlamak bazı şeyleri çok zordur ya. Veyahut da yanlış yönlendirme olur ya. O yüzden söylüyorum. Hani bunlar dipnot olarak aklınızda bulunacak hususlardır arkadaşlar. Şimdi yani biraz işaretlere kaymış gibi olduk da biz şu giriş kısımlarına tekrardan gelelim. Girişle alakalı hususlara. Şimdi bu tekli oymalar var ya arkadaşlar. Tekli oymayı gördünüz. Tekli oymada işte yön arayacaksınız. Hiçbir yön yoksa bakacağınız şey güneydoğu veya doğu tarafıdır. Bu işarette güneydoğuyu baz alarak devam etmişiz. Yani biz iki tarafta, iki noktada bir arama yapacağız. Güneydoğu veyahut da doğu tarafında. Şimdi zemin altı giriş mezarından şu şekilde zemin altına gireceğiniz bir mezar bahsedelim. Bu mezarın genelde bir kapak taşı mevcuttur. Hani aşağı doğru inen bir kapak taşı. Daha netine bir denk gelelim. Şuradan size zemin altını anlatayım. Hani giriş tarzını bulma açısından söyleyeyim. Bir kere arayabileceğiniz en önemli özelliklerden bir tanesi, oyma işaretinin etrafında bu şekilde mıcır varsa, yani bu iş yerden çıkartılan mıcırlar var ya, zeminin üstüne yayılmış vaziyette olabiliyor. Yani bu mıcır dışarıdan getirilip de buraya dökülmüş bir şey değil aslında. Zemin altından çıkartılmış mıcırlar. Şimdi burada sadaka bacası olarak belirttiğimiz hususlar çoğu kez denk gelmeyebilir. Ancak burada dikkat edeceğiniz hususu ben yine değerlendireceğim sizler için. Diyelim ki oymanız şurada. Oymanızın doğu tarafına bir bakın dedik. Bir de güneydoğu tarafına bakın dedik. Doğru mu? Baktığınız zaman mezar girişinin mezar üstüne göre çöktüğünü göreceksiniz. Yani aşağı doğru bir çöküntü olduğunu göreceksiniz. Yığma olduğu için buradaki yığma biraz daha diğerlerine göre daha fazla derinlik içerir. Ancak sadece çöküntü burada olmaz. Çöküntü eğer ki sadaka bacası mevcutsa ve zamanla kapanmıştı ki genel itibariyle kapalıdır. Bu tarz yerlerde de muhakkak surette çöküntü mevcuttur. Bu çöküntüler çok büyük değil. Küçük ama biraz dikkatle baktığınız zaman fark edebileceğiniz şeylerdir. Bir yerde diyelim ki sunu işaretini gördünüz. Sunu işaretinin doğu tarafına baktığınız iki tane çökme gördünüz. Bu çökmeler işte yuvarlak tarzı düşünün. Biri çok yani böyle şey gibi diyeyim, soba borusu kadar diyeyim. Diğeri bir insanın sığabileceği şekilde bir çökme denk geldiniz. İşte sizin insanın sığabileceği kadar ki olan çökme girişinizdir. Diğer taraf sadaka bacası olarak tabir ettiğimiz husustur. Ki sadaka bacaları da muhakkak surette değerlendirmeye haiz yerlerdir. Adam öldükten sonra işte diyelim ki bu adamın malından ticaret yapıldı, para kazanıldı, bir şey oldu. Bu tarz malzemeler, bu tarz paralar da buraya atılıyordu. Veyahut da mezar kapatılıp
İşte diyelim ki orada önemli soygunlara karşı mezara herhangi bir şey konulmadığını herkese gösterdikten sonra adamın gerçek malzemeleri Bursa'da kabacasından içeriye dökülerek malzemeler daha sonradan aktarım şeklinde konuluyordu ve burası kapatılıyordu. Bu şekilde de şeyleri var, örnekleri var. Bakmakta fayda olan örneklerdir. Yani zemin altı mezarlarını bulmak, zemin üstü mezarlarını bulmaya göre daha kolay mıdır, zor mudur diyecek olursanız bu işaretin kendisiyle alakalıdır arkadaşlar. İşaretin kendisi yön vermişse neresi olursa olsun fark etmez, kolaydır. Çünkü bir mezar işareti mezarın girişinden asla ve asla uzakta olmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Mezar işaretlerini uzakta, yani işareti gördüğünüz çok uzakta bir çalışma yapmaya kalkışmayın arkadaşlar. Çünkü sunu dediğimiz sistemi burada kullanıyor. Örnek veriyorum. Kaya üzerinde tek sunu varmış. Şuradaki alanda bir tek sunu yapılmış. Bu tek sununun doğu tarafına bakılmış. Doğu tarafından girişi bulunmuş, girilmiş. Yalnız burada dikkat edeceğiniz husus. Peki burada ne yapabilir? Siz olsanız ne yapacaktınız bu noktaya denk geldiğiniz yerde? Girişi bulmak için arkadaşlar ne dedik? Doğu ve Güneydoğu. İlk baz alacağımız noktalar. İlk önce gelin doğu tarafına, Güneydoğu tarafına bir bakın. Bu taşların etrafında gezeceksiniz. Doğru mu? Şu alanda bir gezme yapacaksınız. Bu alana bir bakacaksınız. Lakin ben size ne söylemiştim? Hani videonun ilk başındayken giriş kısımlarıyla alakalı anlattığım söz. Yani sadece hani benim söylediğim gibi Doğu ve Güneydoğu diyorum ya, bu ilk olarak baz alacağınız nokta. Ama siz 360 derecesine de bakın. Çünkü medeniyetin inanış sistemine göre bu farklılık gösterebiliyor. Suriye tarafını diyelim, yani Suriye tarafıyla işte Batı Karadeniz tarafındaki iki Roma'nın şeyini düşünün. İki Roma'nın yaşadığı, Romalı insanın yaşadığını düşünün. İkisi de Roma'ya bakacak şekilde mezarı tasarlanmış olacak. Yani o şekilde bir inanış sistemidir. Hani birinde farklı bir girişi, diğerinde farklı bir girişe rastlayacaksınız. Aslında İkisinin de yapmak istediği şey bellidir. İnanış sistemine göre bu gömülmüştür. 360 derece bakacaksınız. İşte bu baktığınız noktada benim dediğim hususu unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam, benim dediğim husus her zaman aklınızda bulunsun. Çevrede yapacağınız araştırma aha da şunlar. Şu gördüğünüz taş yığmalar var ya, şu taş kırıntıları. İşte bu taş kırıntıları sizin için en büyük şeydir. Nedir onunla? İşarettir. En büyük işaret. Bunu gördünüz. Demek ki bu alanda arayacaksınız. Bu alanda arayacaksınız. Şimdi şurada gördüğünüz taşlar var ya, şu taş, işte bu kapak taşı olarak kullanılmış. Aslına bakarsanız şu gördüğünüz alandaki taşla birebir şurası kapatılmış. Ancak ne demiştik size? Bu tarz yerlere denk geldiğinizde de kayanın yüzeyini, yani elinizle şuraya dokunduğunuzda pürüz arasında fark göreceksiniz. En nihayetinde bu kaya ilerleyen dönemlerde mezarın herhangi bir şekilde zarar görüp görmeyeceği yönünde bakılmak amacıyla bir nevi mimarın etüdü diyelim buna. Mimar burada bir etüt yapmış. Kaya zemini üzerinde, kayanın üzerinde bir etüt yapmış, bir çalışma yapmış. Buranın kapı olarak kullanılmasının bir sakıncasının olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapmıştır. Aynı zamanda bu tarz kapamalar genel itibariyle özellikle burada resimde gördüğünüz kayalık alan var ya, bu kayalık alanı birden fazla erozyona uğramış bir kayalık. Doğru mu? Yani sağa sola çatlamış. Birçok yeri çatlamış. Bu tarz çatlaklara rast geldiğiniz zaman yapacağınız husus, yani aklınıza bulundurmanız gereken husus, hani mezara yağmur girmesin husus dedik ya. İşte mezar bu şekilde kapı girişi içe doğru kubbe şeklinde, hani şey düşünün. Camide kıble tarafına aldığımız hocanın durduğu alan var ya. İşte o alan gibi böyle içe doğru oyma şeklinde yapılarak bu bir tek yani birden fazla anlamı var bunun, ama ben sizin için size işe yarayacak anlamı şudur. Mezarın içerisine su girmesin diye bu tarz bir tasarımda kullanılıyordu. Bu tarz işte çatlakların çok olduğu yerde denk geldiğiniz oymanın girişini bulacağınız yer, arayacağınız nokta, baktığınız zaman iç kısmında zaten işçiliği göreceksiniz. Şu kaya yarıklarında bakın. Kaya yarmalarında, mesela burası da kapalı olduğunu farz edin. Bu kaya yarmalarının arasından baktığınız zaman işçiliği gördüğünüz nokta zaten hemen size kapının girişini verecektir. Bu noktada çalışmanızı yaparak girişinizi sağlayacaksınız yani arkadaşlar.
çok zor bir durumu yoktur. Bir de işte höyük tarzı zeminaltı girişleri var. İşte burada dikkat edeceğiniz husus şu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz dere var ya, bu dere. Bu dereyi gördükten sonra, bunun işaretlemesini de gördükten sonra mezarları, eğer ki bu şu kesim, doğu kesim olsaydı, mezarların yönü genel itibariyle su kenarlarındaki doğu kesimine veyahut da güneydoğuya bakacak şekilde tasarlanmış oluyordu. O şekilde değerlendirmeniz lazım. Ancak bu yine varsayımdır. Tamamen varsayım üzerine konuşuyorum sizlerle. Doğu ve güneydoğu dediğimiz nokta varsayımdır. Neden varsayım diyorum? Yani açılmışların baktığımız zaman çoğuna doğu ve güneydoğu tarafı baz alınarak girişleri o yönde verilmiş mezarlarda. Lakin bu tarz yerlerde de bunların dramoslu olanları da ayrıdır. Yine tünelli olanları da ayrıdır. Kemer tünelli olanları ayrıdır. Dramos tünelleri olanları ayrıdır. Bunları da söyleyeyim. Bunlar dipnot olarak düşsün de. Ha, burada çok fazla girmeyeceğim. Hani bu bir nevi Yığmatepe, Yığmatümris mezarlarına da girdiği için. Bu tarz yerlerde mezar işaretini gördüğünüz nokta itibariyle, mezar işaretini gördükten sonra girişi arayacağınız nokta, diğer noktalara göre giriş istikameti biraz daha aşağı doğru eğimli olacak arkadaşlar. Çünkü hani burada yığmanın buradaki çökme hızıyla, çökme seviyesiyle giriş kısmındaki çökme seviyesi bir olmayacaktır. Bu da gözle fark edilebilecek bir olgu olarak değerlendirildiğinden dolayı bu noktalara gözlem anlamında iyi bakmanızda fayda var. Yani bakarsanız birçok şeyi görürsünüz aslında. Değerlendirme açısından da bunu size söylemiş olalım. Yine işte giriş kısımlarında farklı yöntemlerden bir tanesi işte taş yerinden oynatılarak size şey yapar. Nedir onun adı? Kapak taşı vardır. O iç kısımlarına girmeyeceğim. Hani sadece giriş kısımlarına baktığımız için. Bu tarz oyma işaretlerine denk geldiğiniz zaman iki tane mezarı temsilen, bunlar genel itibariyle biri erkek biri kadın tasvir edilerek yapılmış mezarlar olabiliyor. Bu tarz yerlerde yapılan şekilleri görüyorsunuz değil mi? Şekillerin bozulduğu istikamet sizin mezar yönü istikametinizdir arkadaşlar. Yani burada görüyorsunuz ya, mezar işaret bu yöne doğru bozulmuş ya. İşte siz de bu yönde bir giriş arayacaksınız. Bu istikamette bir giriş arayacaksınız. Şunu da unutmayın. İşaretin üstünde giriş aranmaz. Şuralarda giriş aranmaz arkadaşlar. Tabii %100 demiyoruz. Hiçbir işaret için %100 bir şey söyleyemeyiz. Giriş aranmaz. Bu tarz yere denk geldiniz. Hemen şu kayalık alanları komple kontrol edin. Bu kayalık alanlarda tıraşlanmış bir alan var mı yok mu? Bu alanlara bir bakın. Tıraşlanmış. Sunu olarak kullanılmış. Yani buraya ben geldim. Buraya diyelim ki şeylerini koydum. İşte heykelciklerini veyahut da ölüyü kutsamak için o dönemki kullanılan yöntemlerden herhangi birini koydum. Bu eli nerede olmalı ki ben onu şey yapmam lazım. Bir de işte bunları buraya koyduktan sonra burası hem dua mahali olarak da düşünün burayı. Bu kesimde dua edilecek, bu kesimin yakınlarında da mezarı görecek şekilde dua etmesi gerekiyor. Özellikle şöyle düzlük alanlara denk geldiğiniz zaman. Mezarı görecek şekilde dua etmek gerekiyor. Ne dedik? Mezar işaretleri mezardan çok uzakta olmaz. Ya şu kesimde arayacaksınız, ya bu kesimde arayacaksınız, ya bu kesimde arayacaksınız. Doğru mu? Şimdi arayacağınız noktalar belli. Yani üç tane farklı nokta var. Üst kesimde zaten arayıp aramayacaksınız. O noktada aramayın dedik. Şimdi bu tarz yerlerde iki tane, üç tane yöntem söyledik sizlere. Dedik ki bozulan tarafa doğru arama yapabilirsiniz. Bozulan tarafı buldunuz, bu tarafa arama yapacaksınız. Dedim ki mezarın girişi olduğu noktalarda kaya yüzeyinin yapısıyla diğer kaya yüzeyinin yapısı birbirinden farklılık arz eder. Mezarın girişindeki kapının yerinin sağlam olmamasının değerlendirilmesi açısından bir kaya etüdü yapıldığını söyledik. Bu kaya etüdünün yapılabileceği durumda kayanın yontulmuş şeklidir. Yontulma şeklini gördünüz. Yontma şeklinin etrafına bakıyorsunuz. Aynı zamanda da bu yontma şeklinin etrafında böyle hemen alt kısmında şurayla aynı özellik taşıyan ancak üst kısmı dediğim gibi bu şekilde bir su geçişine engel olmak amacıyla yapılmış bir tasarım mevcutsa işte arayacağınız giriş noktası bu noktalardır arkadaşlar. Bu noktalardan girişi bulacaksınız. Bu yeri tespit ettiniz ya arkadaşlar. Bu yeri tespit ettikten sonra sadece geriye boşluk sesini tespit etmek kalıyor geriye. Bu tarz işaretler iki tane mezarı gösterir dedik size. Mezarın girişleri sizin çömelerek geçeceğiniz bir giriştir.
Hani büyük devasa bir girişten bahsetmiyorum. Kapı olarak genel itibariyle dikdörtgen şeklinde insanın böyle boyla değil de biraz da eğilerek geçerek gittiği nokta olarak değerlendirmenizde fayda var. O şekilde bakmanız gerekiyor. Bir de bu şekilde içe doğru büyük oymalar var arkadaşlar. İçe doğru adam kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde, yatak şeklinde oyma yapmış. Bu tarz oymalarda girişi nerede arayacaksınız? Bu tarz oymalarda giriş çoğunlukla yani %100 itibariyle şurasıdır, burasıdır denmez. Bu tarz yerlerde mesela burada gördüğünüz gibi sol taraftan bir giriş var, odaya giriş. Bu karşı kısmından giriş yok. Bu tarz yerlerde bu dört kesimde giriş aranabilir, bakılmasına fayda var. Bunun sebebi de işte burada arayacağınız özellik sebebinden ziyade burada arayacağınız özellik şu arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman insan rahatlıkla sığıp rahatlıkla hareket edebiliyorsa giriş burada demektir. Ama rahatlıkla hareket etmiyorsa sadece stel ve niş olarak değerlendireceksiniz. Burada giriş aramayacaksınız. O şekilde de bir söylemini bulunalım. Yine kanallardan bahsetmiştik. Kanalları takip edin. Şu şekilde bir kanal iniyor ya şurada gördüğünüz gibi. Bakın. Yukarıdan aşağıda oymadan da buraya kadar bir kanal gelmiş. İşte şu gördüğünüz kanal muhakkak surette size kapının direkt nokta yerini verir. Kanal gördüğünüz zaman kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Kanal gördüğünüz zaman işte kanal şurasıdır. Bu noktada siz giriş arayacaksınız. Üst kısmındaki kanalın takip ettiği, kaya ile birleştiği yeri görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde şurada da bir şeyi var. Şu şekilde de yukarıdan işareti geliyor. İşte bu mezara su girişini engellemek amacıyla yapılmış. Şuralardan su girişini engellemek amacıyla yapılmış. Girişi direktmen bize nokta olarak vermiş bir sistem var burada. Bu tarz yerlerde arayacağınız en büyük özelliği zaten söyledim. Bunu gördüğünüz zaman giriş kısmını bulmuşsunuz demektir. Zemin altı, zemin üstü dediğimiz mezarların işte zengin fakir ayrımını da bir ara anlatırım arkadaşlar. İşte zemin altı mezar bulup da karşınıza bu şekilde bir mezar da çıkabilir. Tek mezar da çıkabilir. İşaretin durumuna göre ve yaşantı yerine göre bunlar değişebiliyor. Yani bu şekilde çıkar. Boştur. Bunun içerisinde bir şey yoktur. Tek mezar olarak karşınıza çıkabilir. İlla arkasında şu olacak, bu olacak. Altını değişeceksin, üstünü eşleyeceksin. Sağında çalışma yapacaksın, solunda çalışma yapacaksınız diye bir durum da yoktur. Hani lahit sisteminin gelişmediği dönem için söyleyeyim. Özellikle son bronz dönemi, ondan sonra demir dönemlerinde bu tarz mezarlar kullanılabiliyordu. O yüzden de hani bu ayrımı net olarak yapabileceğiniz işaretlemeler var. Orada bir ara sizlerle konuşmuş oluruz arkadaşlar. Bu görsel olarak dursun yine. Şu görselleri de anlatmıştık. Yine bahsettiğim gibi mezarda arayacağınız husus dedik ya. Şurayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan su gelse, kesinlikle şu bölgeden su gelse buradan geçer mi? Şu kanalı görüyorsunuz değil mi şurayı? Kanalları görüyorsunuz rahatlıkla. Zaten adam diyor ki benim girişim burası diyor. Bunu anlatmaya gerek yok. Yani kanalı muhakkak surette arayın arkadaşlar. Kanal diye tabir ettiğimiz hususları kayada bulduğunuz zaman işte girişi bulmuşsunuz demektir. Bunları aramanızda fayda var. Bu insan figürlerini de anlatmıştık. İşte zemin altı oda mezarları. Bakın zemin altı oda mezarlarında zemin üstü ve zemin altında da işte aramanız gereken hususlardan şuradaki oymaları görüyorsunuz değil mi? Oymaları diyorum. Çıkan şeyleri, malzemeleri. İşte şu parçalar var ya. Bu parçalar aslında bu kaya içerideki kayanın artıkları arkadaşlar. Bu mucurlar. Mezarın üst kesimine dağıtılmış vaziyette. Her alanda var, her yerde var. Gözünüz her yerde denk gelebilir. İşte bu kadar yoğunluğu gördüğünüz zaman bunu dağıtılmış olarak düşüneceksiniz. Yoğunluk olduğu istikametten, işaretin olduğu istikametten geldiniz mezarın üstüne doğru, girişe doğru. Genelde bakın %100 giriş şuradan giriyorsunuz ya bu şekilde karşıya doğru gidiyorsunuz. Buradan baktığınız zaman işaretle karşı karşıya gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. O şekilde değerlendirmeniz de var. Mezar yani yapıldıktan sonra içerisinden çıkartılan malzemeler muhakkak surette etrafta olur. Bu malzemeleri aramanızda sizler için büyük fayda vardır. Arayın, bakın arkadaşlar. Bu her zaman sizler için faydalı olacaktır diyelim. Lafı da çok uzatmayalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Verdiğiniz destekler için de ayrıca teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. Arkadaşlar kesinlikle kaçak kazılardan uzak durun.
kaçak kazıların içerisinde bulunmayın, yasa dışı işlerin içerisinde olmayın, yasa dışı işlerden de uzak durun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Saygılarımla, sevgilerimle.